dönemde aslında pek de gündeme gelmeyen <laughs> Fethullahçıların tapeleri de internete sızdırılmıştı. Devlet aynı dönemde Fethullahçıları dinliyordu. Yani 17-25 Aralık'tan önce. Bu ne demekti? Fethullahçıların aslında bir örgüt olduğunu devlet biliyordu. Yani aslında Melih Gökçek doğru söylemiyordu. Bakın o tapelerden birisine geleceğim. Konuşan kişiler kimler? Hidayet Karaca. Yani Fethullahçı yayın organı Samanyol TV'nin başındaki medya yöneticisi kimle konuşuyor? Fethullah Gülen'le. Kimle ilgili konuşuyor? Melih Gökçek'le ilgili konuşuyor. Dur. Tarih kaç? 30 Ağustos 2013. 2013, 30 Ağustos 2013'te e, Hidayet Karaca, Karaca Fethullah Gülen'le konuşuyor. Fethullah Gülen'le konuşuyor. Konu Melih Gökçek. Neden Melih Gökçek? Melih Gökçek diyor ki Bizim bir belgesel olacak diyor. Bir belgesel yayınlayacağız diyor. Bu belgesel nerede yayınlayacak? Osman Gökçek'in kanalında, Beyaz TV'de. Şimdi <laughs> Hidayet Karaca'nın ağzından aktarıyorum. Kaynağımız ne bu şeyle ilgili şu anda. Şu an hala internette gibi. açık olan Hidayet Karaca'yla ile Fethullah Gülen'in konuşma. Tamam. Dinlemesi. Açık istihbarat. Açık yani. istihbarat. Tamam. Hiç, hiç açık var. Hiç açık da. Hatta biz kitaplarımıza değer verdiğimiz için açıkça söyleyebilirim. Bakın. Hidayet Karaca Fethullah Gülen'e diyor ki: "Melih Gökçek'le beraberdik. O da arıyormuş. Uzun uzun Yalvarırcasına bir talepte bulundu diyor Melih Gökçek. Bunlar bir belgesel hazırlıyorlar. Yani Gökçek ailesini kastediyor. Ustanın Hayatı diye. Usta dediği de Recep Tayyip Erdoğan. Oğlunun televizyonda yayınlayacaklar. Ne olur diyor. Bu fitne fesat da biter diyor. Bakın bu fitne fesat da biter. Hocam birkaç kelime bir şey söylese diyor. O belgeseli koymak üzere. Evet şimdi Hı. bakın burada bir es verelim. Yani Melih Gökçek Fethullah Gülen'e yalvarıyor. Hidayet Karaca'nın anlatımına. göre. Evet. Ya. anlamadı bugüne kadar Melik Gökçek. Öyle mi? Hidayet. Tamam. Evet. Hidayet Karaca'nın anlatımına göre Melik Gökçek yalvarıyor. Fitne fesatmış efendim. Yani AKP ile e, cemaatin arasındaki kavga, gürültü, fitne fesatmış. Aslında olmaması gerekiyormuş. Hidayet Karaca'ya böyle söylüyormuş Melik Gökçek. Yani Hakan Fidan'ın tutuklanması, hatta sonra Erdoğan'a gitmesi falan, falan bunların hepsi fitne fesatmış. Şimdi Melik Gökçek hani diyor ya ben normal. Hayır efendim bakın devam ediyoruz. Karaca, Hidayet Karaca Fethullah Gülen'e devam ediyor. Yani Melik Gökçek'e nasıl yalvardığını anlatmaya devam ediyor. Çok yalvardı. Hocamın yanında, Melik Gökçek diyor, hocamın yanında bir parça hatırım varsa ben de gideyim oraya. Gerekirse telefonu da açayım. Böyle bir talepte bulundu. Yani Melik Gökçek Fethullah Gülen'in yanına Pensilvanya'ya gitmeyi bile teklif ediyor. Yani gideyim, ben gideyim oradan alayım hani o açıklamıyor o belgeseli. Yeter ki bu fitne fesat bitsin efendim. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi... 2013'te. 2013'ün Ağustos'unda 3-4 ay sonra zaten şey oldu. 17-25 Aralık operasyonları oldu. Yani düşünün. Allah aşkına. Sizin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanınız örgütten tutuklanmaya çalışılıyor. Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki beni de alacaklardı diyor. Tam Tayyip Erdoğan'ın hastalığı, ameliyatı vesaire sırasına getiriyor bu operasyon. Üzerine bütün örgütün yayın organlarında AKP, AKP'nin liderlerine, AKP'nin bütün yöneticilerine dair onlarca çok ağır e, ifadeler yer alıyor. İşte e, Zaman Gazetesi'nden tarafına kadar işte Samanyol TV'sine kadar ciddi anlamda bir yayıncılık yapılıyor. Ama siz Melik Gökçek olarak gidiyorsunuz. Fethullah e, Fethullah Gülen'e yalvarıyorsunuz. Efendim bu fitne fesat bitsin vesaire. Ben burada tabii Gülen'in Erdoğan için söylediklerini söylemeyeceğim yayında. Ama özetle Gülen Hidayet Karaca'nın... E... Bir saniye. Yani Hidayet Karaca ile Gülen arasındaki bu görüşmede evet. Gülen'in Erdoğan için söyledikleri de var. var. Bunu Buna yer vermiyorsun sen buna, şu anda. Buna yer vermiyorum tamam. ama özetle e, yani... E, Gülen reddediyor. Bu meseleyi ben nasıl yapabilirim böyle bir şey diyor. Ee, Erdoğan için çok ağır ifadeler de bulunuyor Hidayet Karaca ile konuşmasında. Bu da yayınlandı yani bu da e, hala şu an internette var bu konuşmalar. Şuraya getireceğim. Ee, yani Gülen, Hidayet Karaca'nın Melih Gökçe'nin talebi olarak aktardığı bu talebe olumsuz yanıt vermekte kalmıyor. Erdoğan için de çok ağır ifadeler, evet, kullanıyor, ağır ifadeler o kullanıyor o görüşmede. Evet, evet. Tam da onu söylüyorum. Şimdi e, bu tabii yani Gülen burada kullanıyor da hani bu bir telefon konuşması da kullanıyor da telefon konuşmasını ya da gizli dinlemeye gerek yok. Zaman Gazetesi'nin ya da evet. Samanyo TV'nin açık e, kaynak arşivlerine baksınlar ki altını çiziyorum. E, Zaman Gazetesi'nin arşivinin kapatılması Türkiye'ye büyük bir ihanettir. Büyük bir ihanettir. Neden diyeceksiniz? Zaman Gazetesi aslında Türkiye yakın tarihinin belgeselidir. Yani Türkiye'de nasıl devletin bir terör örgütüne nasıl destek verdiğini asıl açık canlı kanıtıdır. Aslında onu mahkeme kararıyla kapatarak kendi arşivlerini kapattılar. Hala hala umudum var ki bazı e, kütüphanelerin arşivlerinde var. E, ben zaman gazetesinde yazılmış çizilmiş şeylere internet erişiminin kapatılması aslında cemaatin işine e, gelebilecek tabii bir husustur diyorsunuz. Tabii tabii, tabii tabii ama asıl oradaki mesele şudur ki, kendi arşivlerini kapattılar. Bence. Çünkü oradaki AKP ile ilişkileri çok açık İlişkiler. olarak vardı. İlişkiler. Özeti bu yani. Melik Gökçek'in dediklerinin farazi olduğunu e, ve nasıl perde arkasında Fethullahçılar ile ilişki Diyor ki Gökçek, kurduğunu. 2014 yılından önce biz Fethullah Gülen'i hoca olarak bilirdik. Ne hocası? Aynı o... Ne hocasıymış efendim? Hoca, hoca efendi Peki. diyorlardı ya. Ne hocasıymış? Yani hangi, herhangi bir camide bir görevi mi varmış? Ne hocasıymış? Hoca dedi işte şey. Ya Hoca efendi adalardı ya, yani, onu söylüyorlar. Ama önleri. ben de zaten, ben tabii ki biliyorum ne demek istediğini ama ben de zaten tam buna karşı çıkıyorum. Siz bir belediye başkanısınız. Bir tarikat liderine niye şey yaparsınız ki? Bir lider vasfı verirsiniz Hı -hı. ki? Niye lider vasfı verirsiniz? Niye siz belgeselinizde onu bak, konuşturtursunuz? Şimdi o... Aynı olduğunu bilmezdik diyor. Ha. Hain olduğunu öğrendikten sonra onun hakkında sevgi ve saygımız kalmadı diyor. Ya hain olduğunu ne zaman öğrenmiş? Özellikle 17-25. 15 Aralık. Temmuz hayır, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra diyor. O, oraya şeyi getiriyor. Terör örgütü olduğunu diyor. 15 Temmuz'a kadar bir terör örgütü olduğunu bilmiyorduk diyor. O zaman 17-25'ten sonrası ne? Yani 17-25'te öğrendiğiniz ne? Madem, ve ve bu öğrendiğinize madem, rağmen neden e, Gülen'in yayın organına belediye olarak reklam verdiniz? Reklam verdiniz onu bırakın ya. O tarihte yani 17-25'ten sonra sizin genel sekreteriniz ta darbeye kadar neredeyse görev yapan kişi şu anda kaçak. Adı da Kamil Kılıç. Yani FETÖ soruşturmalarından dolayı kaçak. E, Mali işler e, başkanınız yani belediyenin kasasını teslim ettiğiniz ve bütün bu işte o ya, şunları bunlar o para aktarımlarını yapan kişi e, daha sonra yine e, darbe sürecinden sonra KHK ile görevinden atıldı. Siz bilmiyor muydunuz iki yanınızda en yakınınızdaki iki kişinin 17-25'ten sonra o örgüte müzahir olduklarını. Şimdi Barış'ın söylediği şeyden sonra yani MIT krizinden yani MIT e, müsteşarına Hakan Fidan'a yönelik eylemden sonraki iki sene e, gerçekten çok önemli. Şimdi buradan anlıyoruz ki mesela e, Melih Gökçek kendisini burada adeta bu fitne fesat bitsin diye bir ara bulucu gibi değerlendirmiş. Bir ara buluculuğa soyunmuş iki taraf arasında. E, benzer şeyi zaten Erdoğan yaptı. Fehmi Koru'yu ara bulucu olarak gönderdi. 20 Aralık'ta yani 17 Aralık'tan 3 gün sonra Pensilvanya'ya aracı gönderdi ve ya her iki tarafta yıpranıyor. Bunu bırakalım. Yani buna gerek yok diye bir sul talebiyle gönderildi Fehmi Koru. E bizzat Erdoğan gönderdi onu. Dolayısıyla yani neyin farkında değilsiniz? Ben anla yani anlamış değilim. Ne istediler de vermedik derken o onlar kimdi? Yani birisi gelip bir vatandaş olarak mı sizden bir talepte bulundu da işini gördünüz, yardım ettiniz. Yani ne istediler de vermedik. Tanımı nereye oturacak? Abdülkadir Servi yazdı, ya dedi ki kardeşim 2003'ten önce, ya kaç bunu açık açık vardı? yazdı ya. 2003'ten önce kaç valiniz vardı? Şimdi kaç valiniz var? Kaç emniyet müdürünüz vardı? Şimdi kaç emniyet müdürünüz var? Kaç bakanınız vardı? Şimdi kaç bakanınız var? Yani yüzünüze dizinize dursun diyor ya Erdoğan. O da onu demeye getirdi. Ya bu, bu kadar alenileşmiş ilişkiler 2010'da Yargıtay pazarlığı yaparken 2011 seçimlerinde milletvekili kotaları oraya tahsis ederken e sonra milli orduya kumpas kurdular diye Ta 2006-2007 olaylarını izah ederken, bilgi sahibi olduğunuzu orada böylelikle deşifre ederken neyin farkında değildiniz? Nasıl bir şeydir bu? Ondan sonra da Melih Gökçek benim en çok dikkatimi şu çekti. Görüntülerde olması lazım bu ifade vermeye giderken. Barış bilmiyorum izledin mi onu? Ee, orada gazeteciler işte soruyorlar. Sanıyorum şeyden çıktıktan sonra, ifadeden çıktıktan sonra. Diyor ki işte ya... E, bu diyor işte FETÖ üzerinden diyor üzerime geliyor beni bir kaşık suda boğacaklar diyor. E, bu diyor alçaklar diyor FETÖ'ye. Bunların şu diyor Türkiye'de diyor bu FETÖ'ye diyor FETÖ'ye düşman FETÖ mücadele, mücadele eden FETÖ'cü varsa... olamayacak iki kişi varsa birisi Erdoğan'dır birisi de benim diyor. Bakın şimdi. Herkes de Erdoğan ortak Bak yapmaya şimdi. çalışıyor değil mi? Şimdi <laughs> orada ortak mı yapmaya çalışıyor? Dolayısıyla üstü kapalı mesaj mı veriyor? Yani bana bir şey olursa şüpheli sıfatıyla ifadeden çıkıyorum. Bana bir şey olursa sana da olur. Mesajı. Mesajı mı veriyor. Bunu nasıl anlayacağız? Ben yani? kimler yapmış? Bülent Arınç da ya e, Erdoğan anlamamış. Ben nasıl anlayayım? Evet demişti. Şimdi herkes oraya işaret ediyor. Ama bunu bir kılıfla yapıyor. Yani tek bu işten şey olmaya mücadele eden Cumhurbaşkanıdır Evet kendisine döndükten sonra artık 25 Aralık 17 Aralık'ta değil Çünkü çok net 17 Aralık'ta bunlarla mücadele etme kararlılığı olan birisi Fehmi koruyu bulucu olarak göndermez Eğer bu